Herkese merhaba. Akademi Yolunda'nın 7. bölümüne hoş geldiniz. Çok uzun bir aradan sonra Sayın Ömer Faruk hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Biz deyiz hocam, teşekkür ederiz. İsterseniz biraz sizi tanıyalım. Sizin akademik serüveniniz nasıl devam etti? Siz neredesiniz, neler yapıyorsunuz? Hem Evet. izleyicimiz de sizi tanımış olur. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Adım Ömer Faruk Topal. Şu an Princeton Üniversitesi'nde yakın doğu araştırmaları bölümünde doktora yapıyorum. Daha önce Tıp Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler okumuştum. Lisansım uluslararası ilişkiler. ODTÜ'de uluslararası ilişkiler master yaptım ama daha sonra tarih bölümünde okumaya karar verip tarihe geçiş yaptım. Daha sonra Amerika'da Binghamton Üniversitesi'nde tarih master yaptım ve şu anda da Princeton'dayım. Daha çok 19. yüzyıl Osmanlı tarihi ve özellikle de Osmanlı Devleti'nin Arap Yarımadası'ndaki hakimiyeti üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda Osmanlı modernleşmesi üzerine de çalışıyorum. Bunlar temel çalışma alanlarım ve şu an yapmakta olduğum işler. Hocam kısa bir özet geçtiğiniz zaman böyle biz ilk basamağınızdan başlayalım istiyoruz. Lisans hayatınızda neler yaptınız? Nasıl bir öğrencilik geçirdiniz? TOP'taki hayatınızdan bize biraz bahseder misiniz? Evet. Yani TOP çok iyi bir üniversiteydi. Ben yani hiçbir zaman pişman olmadım gittiğimde. Çok yeni bir üniversiteydi. Çok yeni yeni kurulan, oturmaya başlayan bir üniversiteydi ama çok iyi bir hoca kadrosu vardı ve bu açıdan yani beni çok geliştirdiğini söyleyebilirim. Yani geriye dönüp baktığımda böyle doğru yaptığım işler derken aklıma daha çok İngilizce ve TOEFL'la alakalı şeyler geliyor. Bizim üniversitede İngilizce eğitim sistemi TOEFL endeksliydi. Yani hep bir TOEFL lafını duyuyorduk. Şimdi eğer ileride yurt dışında yüksek lisans doktora yapmak istiyorsanız eninde sonunda buradan yani bu işi halletmeniz gerekecek. Ya TOEFL ya IELTS. Hani ben IELTS sistemini çok bilmiyorum. Hani nasıl işliyor bilmiyorum ama TOEFL dünyanın her yerinde geçen bir sınav ve bir şekilde bunu halletmeniz gerekiyor. Ve biraz da emek isteyen, zaman isteyen bir sınav. Böyle bir anda hani oturayım, başlayayım ve bu sınavı alayım diyemiyorsunuz. Bir sürece yayılması lazım. O açıdan ne kadar erken başlarsanız, ne kadar uzun süre çalışırsanız o kadar iyi oluyor. İşte üniversitede bu İngilizce eğitiminin daha çok TOEFL endeksli olması, bizim hep sürekli bu lafı duymamız açıkçası beni buna önceden hazırladı ve çok iyi oldu. Aynı zamanda orada birkaç hocamla beraber bazı yani makalelerde beraber çalışmıştım. Bazısında asistanlık yaptım, bazısında beraber yazdık. Bunlar beni çok erkenden bu akademiye hazırladı diyebilirim. Bir makale nasıl yazılır, bir araştırma nasıl yapılır, neler yapılmamalı, yanlış yapılan şeyler ne, doğru yapılan şeyler ne. Bunlar gerçekten hala kullandığım, hala istifade ettiğim birikimler ve tecrübeler oldu benim için. Bu açıdan hani verimli bir öğrencilik hayatı geçirdim diyebilirim. Hocam gerçekten top dediğiniz gibi çok yeni bir ama onun nasıl yeni ve başarılı farklı eğitim sistemi olduğunu anlattınız. Şimdi sizin bir sonraki basamağınıza geçmek istiyoruz. Orada siz tabii New York'taki Binghamton'daki bölümde devam ediyorsunuz yüksek lisansınıza. Evet, Biz bu evet. başvuru sürecinizi, kabul sürecinizi merak ediyoruz. Çünkü hani nasıl hazırlandığınız en merak konusu ve Türkiye'den mezun olur olmaz Amerika gitmenin adaptasyon anlamında da hani psikolojik tarafında sizden dinlemek Evet. isteriz. Evet, yani hep aklımda vardı. Hem bölüm değiştirmek istiyordum, hem işte Amerika'da okumak aklımdaydı. Yani herkes gibi bir başvuru süreci oldu benim de. Bunlar zaten aşağı yukarı Amerika'ya başvuruyorsanız özellikle standart. İşte niyet mektubu yazmanız lazım. Gerekli sınavlar varsa bunların puanlarını toplamanız lazım. Hangi üniversiteye başvuracaksınız, kiminle çalışmak istiyorsunuz bunları belirlemeniz lazım. Bunları iyice bir düşünmeniz lazım. Ve ben yani gerçekten şanslıydım. Çünkü hem ülke değiştiriyorum hem bölüm değiştiriyorum. Böyle büyük bir değişim yaşadığım bir anda gerçekten çok iyi bir ortama gittim. Çok iyi bir akademik ortama gittim. Benim danışmanım orada Ken Scholl hocaydı. Hala orada. Yani gerçekten muhteşem bir insan, muhteşem bir danışmandı. Çok yardımcı oldu. Geçiş sürecinde bize çok yardım etti. Ve orada özellikle yani o tarihçilik nosyonunu çok güzel verdiler bize. Çok güzel bir metot eğitimi aldık. Çok güzel hani başka aldığımız derslerde literatürü öğrendik. Bunlar benim için çok faydalı oldu. Tabii yani farklı bir ülke, farklı bir dünya. Elbette bunların zorlukları oluyor. Ama bunlar hani çok öyle gözde büyütülecek şeyler değil bence. İnsan zamanla her şeye alışıyor. Yani mesela ben hep İngilizce açısından şeyi dert ederdim. Hani akademik İngilizceyi başarabilir miyim diye düşünürdüm. Akademik İngilizce aslında bizler için daha kolay. Çünkü biz sürekli akademik metinlerle haşır neşir olduğumuz için o literatürü hakimiz. Asıl günlük İngilizce bana daha zor geldi. Ben Amerika'ya ilk geldiğimde benim İngilizce makalem vardı. Ama maydanozun İngilizcesini bilmiyordum mesela. Yani battaniyenin İngilizcesini bilmiyordum. İşte bunlar asıl size lazım oluyor Amerika'da. Yani ben Türkiye'de hiç maydanozun İngilizcesine ihtiyaç duymamışım. Onu öğrenmemişim. Armudun İngilizcesini bilmiyordum mesela. Çünkü hani
pazarda, manavda Türkçe alışveriş yapıyorsunuz Türkiye'de. İşte bunları mesela burada yaşadıkça öğreniyorsunuz. Yani bir tamirciye işiniz düşerse araba parçalarının İngilizcesini öğreniyorsunuz. Bir hastaneye yolunuz düşerse sağlık terimlerini öğreniyorsunuz. Hani bunlar böyle tabii değişik şeylerdi. İklim farklı olabiliyor. Çok soğuk bir yerde Binghamton. Yani ilk gittiğimde artık böyle çok çaresiz hissettiğimi hatırlıyorum kendimi soğuktan. Böyle bitmiyor kış. Ama tabii bir yerden sonra bunlara artık alışıyorsunuz. Çok normal geliyor size ve hayatınıza devam ediyorsunuz. Peki hocam, Binghamton Üniversitesi'ndeki yüksek lisanstaki akademik hayatınız nasıldı? Neler çalıştınız? Hangi dersleri aldınız? Hangi hocalardan faydalandınız? Ve bir de hani sizin master'da TA olduğunuz, yani asistan olduğunuzu da biliyoruz. Ve bu evet. Asistanlığın sizin işte bir master öğrencisi olarak ekstra yük mü verdi? Yoksa hani sizin işte bir sonraki doktor hayatınızı da işte daha çok yarar sağlayacak bilgiler ve tecrübeler katmanızı sağladı? Yani asistanlığa da değinerek Binghamton'daki akademik hayatınızdan biraz da bahseder misiniz? Evet. Ben orada zaten genç Osmanlı tarihi çalışmak üzere başvurmuştum. Hani konumda aşağı yukarı aklımda netti. Yani Arap Yarımadası'nın doğu kıyıları. Hep aklımda o vardı. Çünkü hani literatürü az çok biliyorum. Bunun üzerine çok çalışılmış bir şey yok. Ve yani bazı güzel şeyler yakaladığımı düşünüyorum arşivlerden. Bu yüzden bunu çalışmayı planlıyordum. Orada yine bu konu üzerine eğilip, işte Osmanlı modernleşmesi üzerine dersler alıp veya modern Osmanlı tarihi üzerine dersler alıp bunu pekiştirmeye çalıştım. Aynı zamanda orada yine çok sevdiğim Hindistan tarihi çalışan bir hoca vardı. Onun da etkisinden olsa gerek Hindistan tarihine de biraz ilgi duymaya başlayıp. Hani çünkü zaten tarihçilik biraz böyledir. Yani sadece kendi alanınıza odaklanamazsınız. Başka şeyleri de bilmek gerekiyor. Başka şeyleri de tanımak gerekiyor. Yani o tür çalışmalar yaptım. Hatta o dönemde başladığım çalışmalardan biri daha sonra basıldı. British Journal of Migration Studies'te Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki cuma hutbelerinin değişimi üzerine, özellikle dilinin değişimi üzerine bir makaleye başlamıştım. Ödev olarak hazırlamıştım onu. Daha sonra o bir dergide yayınlandı, basıldı. Asistanlık da orada önemli bir şey. Şimdi siz eğer Amerika'ya başvurursanız doktora programlarının büyük bir kısmı burslu oluyor. Eğer bir eyalet üniversitesine başvurursanız da bu burs karşılığında size asistanlık yaptırıyorlar. Bu biraz zor bir iş süreçti benim için çünkü büyük bir sorumluluk. Yani derslere giriyorsunuz, öğrencileri işte tartışmalar yaptırıyorsunuz öğrencilere, sınavları okuyorsunuz, öğrencilerin dertleriyle ilgileniyorsunuz. İşte hasta olanı oluyor, rapor getireni oluyor, make-up yapmanız gerekiyor. Büyük bir sorumluluk aslında. Ama günün sonunda bana kalırsa çok güzel bir tecrübeydi, çok önemli bir tecrübeydi. Keşke Türkiye'de de böyle bir sistem olsa beni çok yetiştirdi diyebilirim. Bir kere en başta yani toplum karşısında konuşma becerilerinizi çok geliştiren bir olay bu. Aynı zamanda bir derse hazırlanma, o dersi öğrencilerin anlayabileceği hale getirme. Şimdi ben mesela Amerikan tarihi derslerine de asistanlık yaptım. Hiç konum değil, bilmiyorum ama orada ihtiyaç var, sizi oraya veriyorlar. Ben önce böyle çok panikmiştim, nasıl yapacağım, nasıl edeceğim? Tabii hocalar tecrübeli, hiç merak etmeyin yani. Bunlar hani tabii küçümsemek için demiyorum ama sonuçta lisans öğrencileri. Daha birinci sınıf, liseden yeni gelmişler. Yani siz hiçbir şey bilmeseniz bile oturup bir saat çalışsanız onlar kadar hani veya daha fazla hatta bilebiliyorsunuz ki Amerikalı olsalar bile. Ki zaten bilmemek de önemli değil. Önemli olan orada elinizdeki materyali kullanıp işleyip öğrencilere bir tartışma yaptırmak. Bu mesela çok güzel bir tecrübe. Bir de şöyle bir durum da var. Şimdi Amerika'ya geliyorsunuz. 5-6 yıl bir ülkede yaşayıp bu ülke hakkında hiçbir fikir sahibi olmadan geri dönmek bence hoş bir şey değil. Ama bizler, en azından ben öyleyim. Belki başka doktora yapan arkadaşlar da böyledir. Biraz steril bir ortamda yaşıyoruz. Yani hayatımız akademiden ibaret. Arkadaşlarımız doktora yapan diğer arkadaşlar. Böyle normal bir Amerikalıyla benim çok fazla bir temasım olmuyor. Ama asistanlık yaptığınız zaman işte çok farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Çok farklı yani kültürlerden, şehirlerden, inançlardan gelen insanlar oluyor. Ve onlarla muhabbet ettiğinizde, onlarla aynı derse girdiğinizde onlardan da bir şeyler öğrenebiliyorsunuz. Yani bu aslında çok güzel bir tecrübeydi benim için. Özellikle Amerikan toplumunu tanımak açısından da güzel bir tecrübeydi. Yani şimdi mesela Princeton'da asistanlık yapmıyorum özel üniversite olduğu için. Tabii daha bir stabil bir ortam, Princeton'un ortamı. Ve hani tabii daha az sorumluluk yük oluyor benim için de. Bundan dolayı çok hani üzülmüyorum ama baktığım zaman bir tecrübe eksikliği de oluyor aslında yani bundan dolayı. O açıdan bence hiç yani gözünüz korkmasın bu asistanlık açısından. Biraz insana sorumluluk yüklemekle beraber bence çok güzel bir tecrübeydi. Yani özellikle akademiyi hazırlamak, hani hocalığı hazırlamak açısından çok iyi. Bir sınav nasıl okunur, işte sınav notuna itiraz eden öğrencilerin nasıl iletişime geçilir, derste bazen mesela farklı görüşlerde öğrenciler oluyor. Mesela Amerikan tarihi tartıştırıyoruz. Tabii bazı hassas konular oluyor. Mesela tansiyon yükseldiği anda nasıl tansiyon düşürülür? Nasıl öğrencilerin birbirleriyle medeni bir şekilde iletişime geçmesi sağlanır? Biraz sınırı aşanlar nasıl durdurulur? Bunlar mesela çok güzel yetenekler ve hoca olduğunuzda da bunlara ihtiyaç duyacaksınız. O açıdan asistanlık bence çok yani faydalı bir tecrübeydi benim için.
Hocam bu noktada ben bir şey sormak istiyorum araya girip. Siz hani Binhantım'ı öyle bir anlattınız ki hani derler ya akademisyen iki tarafı vardır. Bir hani eğitim aktarma bir de bir şeyler yazmak, basmak, araştırma yapmak. Siz bunun ikisini de yapmış gibisiniz Binhantım'da. Çünkü bir hani asistanın ötesinde de bir makalem yayınlandı demiştiniz sonrasında. O süreç mi? Yani siz yüksek lisans sürecinde mi yayınlandı onu? O zaman mı göndermiştiniz dergilere? Yani ben o zaman dergiye gönderdim ama Princeton'da okurken basıldı. Çünkü bu işler çok uzun sürüyor arkadaşlar. Yani bir makale hani her şey bitse, her şeyi yazdım deseniz o dergiye yollama, işte hakemlerden rapor alma, bunlar bile neredeyse bir yıl sürüyor. Hani ben o Binghamton'da okurken başladım ve bitirdim o makaleyi. Ama şeyde ben Princeton'da okurken basıldı. Yani o da aslında çok önemli bir süreç. Yani bizler zaten hani birinci aslında işimiz bu. Bir şeyler yazmak, üretmek. Yani şey yaparsanız onunla da ilgili konuşuruz ama tabii bu uzun bir süreç. Yani zaman alan bir süreç. O yüzden ben orada başlamıştım ama Princeton'da okurken basıldı. Hocam şimdi zaten sizde Princeton'ın şey artık konuşabiliriz. Sizi bahsettiğiniz o Princeton sürecinden. Sonuçta Princeton hani gerçekten dünyanın en rekabetçi, en prestijli üniversitelerinden biri. Siz de hatta bunun üzerine bir ne kadar rekabetçi olduğuna dair yani bir serisi yapmıştınız. Şayet hani ben onu okudum çok etkilenmiştim. Siz hani referans mektuplarınızı hazırlamaktan o sürece kadar nasıl bir hazırlanma süreci geçirdiniz Princeton'a girerken? Evet, yani yine Binghamton'a başvurduğumdaki gibi bir süreç takip ettim. İşte ya bu başvuru süreci çok aslında subjektif bir süreç. Yani kontrol etmenin mümkün olmadığı bir süreç. Çok fazla değişkeni var. Hani şunu şunu yaparsanız kesin olur diye bir şey kesinlikle konuşamayız. Ama hani bazı şeyler tabii sizi birkaç adım öne geçirebilir yani. Burada yani en önemli meselelerden bir tanesi niyet mektubu. Hatta belki en önemlisi. Yani niyet mektubunun çok böyle iyi olması lazım. O niyet mektubunda sizin asıl yapmanız gereken şey şu. Ben bir konu çalışmak istiyorum. Bunu diyeceksiniz. Bu konuyu bu dünyada çalışacak en iyi kişi benim. Hani bütün o bu konuyu çalışmak için gerekli kapasiteye sahibim. Bunu ispatlamanız lazım. Bir de bu konu en iyi bu bölümde çalışılır. O yüzden beni almalısınız. Bu mesajı vermeniz lazım. Eğer bunları verirseniz o zaman çok hani işiniz rahatlar. Çünkü bu işlerde en önemli şey sizin o bölüme uymanız, o bölüme fit etmeniz. Yani biz bu kişiyi alacağız ama mesela onunla çalışacak hocalar var mı? Kaç hocayla çalışabilir? Hani ilgi alanları bize uyuyor mu? Bunu gösterebilmeniz lazım. Yani ben mesela Princeton'a başvurduğumda benim çalışma konumla hani bir şekilde temas eden 3-4 tane hoca vardı. Bu mesela çok önemli bir şey. Yani bir hocaya bir şey olsa Allah korusun diğeriyle devam edebilirsiniz yani. Bu tür ilgi alanlarınızla hani uyuştuğunu göstermeniz çok önemli. Bir başka mesele mesela ben de zamanında bunu hani biraz geç anladım. Başvuru yapılırken genelde biz bu writing sample, writing sample isterler. Yani bize bir yazı örneğini gönderirler. İşte bu yüksek lisans tezinizin bir bölümü olabilir, daha önce yazdığınız bir ödev olabilir, varsa bastığınız bir makale olabilir. Bunu gönderin derler. Şimdi genelde en sona bırakılır bu. Çünkü başvuru çok böyle meşakkatli bir süreç. Yani sırf o başvuruları yapmak, o online sisteme girmek bile insanın bir gününü alıyor neredeyse. Genelde sona bırakılır. İşte bir şey yollanır. Eğer imkanınız varsa, eğer vaktiniz varsa bence bu writing sample'a, bu yazı örneğine biraz ilgi göstermek lazım. Mesela benimkini okumuşlardı. Çünkü hocalarla biz mülakatta konuşurken hani birkaç hoca o verdiğim writing sample'ına bana soru sormuştu. Yani okuduklarını ben orada anladım. Eğer bir de çok iyi bir yere başvuruyorsanız sizin hani tabiri caizse mayanızda akademisyenlik olup olmadığını o yazdığınız metinden anlayabilirler. O açıdan ona biraz özen gösterin. Yani dili iyi olsun, gramer hatası olmasın. Mutlaka bir proofreader'a gönderin, göndermeden önce bir argümanı olsun ve birincil kaynaklar kullanarak. Şimdi tabii ben tarih açısından konuşuyorum ama mesela siyaset biliminde nasıl olur bu veya başka bölümlerde? Yani onların da illaki böyle hani orijinal dataları, birincil kaynakları vardır ama bizde mesela mümkünse birincil kaynakları kullanarak, mümkünse birden fazla araştırma dilini kullanarak yazdığınız bir makaleyi, bir işte ödevi verirsiniz. Bu mesela işinize yarayabilir. Çünkü artık her şey elenip son birkaç tane kişi kaldığı zaman onlar arasında bir eleme yapalım denirse o zaman bakacakları şeylerden bir tanesi bu olabilir. O açıdan bunlar yani önemli şeyler. Ben de o şekilde yapmıştım. Tabii şimdi başka üniversitelerde nasıl oluyor bilmiyorum ama benim işte bizim bölümde bir de ekstradan bir mülakat oluyor. Zaten hani en fazla strese girdiğimiz yer bizim oydu. O sizin bahsettiğiniz hani şeyde ondan dolayı yazmıştım. Yani bütün bu şeyler başvurular bittikten sonra hani bizim bölüm için konuşuyorum bunu. Başka yerlerde nasıl bilmiyorum. 15 kişiye indiriyorlar bütün başvuruları. Bu 15 kişiyi daha sonra kampüse, tabii Covid'den önceydi bunlar. Kampüse 2 günlük bir mülakat için çağırıyorlar ve dünyanın neresinde olursanız olun sizi getiriyorlar. Yani işte ben gittiğimde Pakistan'dan falan arkadaşlar vardı. İşte Almanya'dan vardı, Kaliforniya'dan, Türkiye'den, her yerden insanları
getiriyorlar. Bütün masraflarınızı karşılıyorlar falan. Orada işte önce bölümdeki neredeyse bütün hocalarla, bir 10 kadar hocayla tek tek görüşüp projenizi anlatıyorsunuz. Daha sonra en az 2 Orta Doğu dilinden sınava giriyorsunuz. İşte size bir metin verip bunu oku ve anında İngilizce'ye çevir diyorlar. Yani çok aşırı zor bir şey değil ama hani böyle bir şey yapıyorlar. İkinci günde en son bütün bölüme ve diğer katılımcılara bir sunum yapıyorsunuz. Yani işte çalışmak istediğiniz konu olabilir, daha önce yaptığınız bir konu olabilir. Bütün bunlardan sonra artık bir karara varıp şey yapıyorlar. Yani ben giderken işte saat 4.30'da kalkmıştım uçağa yetişmek için. Amerika'daydım yine o zaman. Sonra inince trene binmiştim. Tabii çok erken kalktığım için kahvaltı yapamamıştım. Hava da çok soğuktu. Böyle işte, trende falan da üşümüştüm. Aç, uykusuz, böyle üşümüş bir şekilde gittim. Onun da bir gerginliği var zaten mülakatların. O şekilde hani girdik ama Allah'a şükür sağ salim çıktık yani oradan. Böyle bir süreç atlatmıştım yani. Hocam siz çok pardon Ali, kaç kişi aldılar? Siz 15 kişi mi alıyorsunuz? Benim dönemimde 7 kişi aldılar. Ama mesela bazen 4 alıyorlar, bazen 5. Hani bazen belki 3. Bunlar durumdan duruma göre değişebiliyor. Hocam doktoraya başvuru süreci, değerlendirme süreci falan çok güzel anlattınız. Hatta anlatırken ben biraz da gerildim böyle mülakat falan hani. Evet. Her yerde bu olmayabilir. Yani bunu belirteyim çünkü her yerde yok muhtemelen. Bu hani bizim bölümde böyle ama başka yerlerde olmayabilir. Şimdi aslında hocam hani direkt Princeton'daki doktora sürecinize girebiliriz, başlayabiliriz oradan şey konuya girmeye. Zaten hani doktora başlı başına zor bir süreç. Yani hatta biraz böyle yalnız geçirilen bir süreç. Yani bayağı da meşakkatli bir süreç. Siz bir de üzerine yani dünyanın sayılı üniversitelerinden birinde doktora yapıyorsunuz. Şimdi buradaki akademik hayatınız nasıl ilerliyor? Neler yapıyorsunuz? Hani biraz da hani Princeton'daki doktora hayatınızdan bize bahseder misiniz? Bir de tabii ki yanında da yani akademinin yanında bir de günlük hayatınız nasıl? Amerika'daki yaşantınız nasıl? Bunlardan da bahsederseniz çok seviniriz. Yani şu anki günlük yaşantım hani çok gerçeği yansıtmayabilir yani pandemiden dolayı. Hani ben Princeton'a başladıktan 3 ay sonra pandemi başladı. Hani ben çok istiyordum kütüphanede çalışayım çünkü çok güzel hani bir koleksiyonu var Princeton Kütüphanesi'nin. Hani orada çalışayım, böyle bazı nadir eserler üzerinde bakayım diyordum. 3 ay sonra kapandı kütüphane. Bir daha doğru düzgün açılmadı bile. Yani işte çok böyle değişik bir süreç tabii yaşadık. Ama onun dışında yani Princeton'da ben yine aynı konuları hani çalışıyorum. Tabii biraz daha çeşitlendirdim. Yani bir de şöyle bir durum var. Bu doktora süreci çok değişime açık bir şey. Yani siz aslında bir su gibisiniz. Kendi yolunuzu buluyorsunuz. Yani çalıştığınız hocanın ilgi alanlarından tutun da bulunduğunuz departmanın oryantasyonuna kadar birçok şey sizin ilgi alanlarınızı etkileyebilir. Bu kötü bir şey değil. Hani bu hatta çok iyi bir şey. Mesela işte ben dedim Binghamton'da Hindistan tarihi çalışan bir hoca çok hoşuma giden bir hocaydı. Onun etkisiyle ilgi duymaya başladım. Şimdi benim şu an çalıştığım bölüm yani daha çok böyle ilahiyat ağırlığı da olan hani işte teoloji ağırlığı da olan bir bölüm. Hani ister istemez o konuda çalışan insanlarla otura kalka sizin de bir ilginiz uyanabiliyor. İşte mesela ondan dolayı şu an doktora yeterlik alanlarından birini ulema seçtim. Hani bunlara açık olmak lazım. Tabii ki kafanızda bir konu olacak. Tabii ki bir temel ilgi alanınız olacak. İşte benimki 19. yüzyıl Osmanlı tarihi. Ama böyle farklı alanlara yönelme konusunda da açık olun. Yani bulunduğunuz ortam sizi etkiliyor. Yani yeri gelecek belki kütüphanede o zamana kadar bilinmeyen, gözden kaçmış orijinal bir kitap bulacaksınız. Ve o kitap öyle ilginizi çekecek ki bütün doktora teziniz belki o kitabın yazarı ve o kitap hakkında olacak. Belki arşivde bir belge bulacaksınız. O belki sizin hani bütün planlarınızı değiştirecek ve tamamen farklı bir konuya yöneleceksiniz. Yani bu tür değişimlere bence açık olmak lazım. Şu an ben de Princeton'da işte yine Osmanlı modernleşmesi, Arap Yarımadası özellikle Doğu kıyıları bunlar üzerine çalışıyorum. Yani modern Arap Yarımadası üzerine de ilgi duyuyorum ve işte ulema üzerine de bir çalışma yapıyorum ve şu an yapmakta oldum. Yani 2 yıldır aslında sürdürdüğüm bir çalışma var. O da Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'ndaki bir politikası hakkında. Hani son aşamaya geldim onda da. Yani yine 19. yüzyıl işte Osmanlı tarihi üzerine daha çok çalışmalarımı devam ettiriyorum. Yani işte bu pandemiden dolayı günlük hayat üzerine çok fazla tabii söylediklerim gerçeği yaslanabilir ama yani normal şartlarda aslında planlı çalıştıktan sonra, düzenli çalıştıktan sonra zorlukları olmakla beraber aslında keyifli bir yaşam bana kalırsa, hani doktora süreci. Ben işte doğada vakit geçirmeyi çok seviyorum. İşte burada zaten hani arabada ucuz. İşte bir araba alıp bulduğum her fırsatta dağ, bayır, işte orman, nehir, göl bir yerlere gidip hani orada vakit geçirmeyi seviyorum yani. Daha çok bunlarla çalışmadığım zamanlarda bunlarla ilgili. Hocam peki şimdi bir sonraki sorumuza geçmeden böyle bir bu soru hakkında birazcık daha derinleşmek istedim.
Siz bahsederken aklıma geldi. Hani bugün şu andaki yani yaşantınız normali yansıtmıyor dediniz ya. Şu an nasıl geçiyor mesela? Sabah kaçta kalkıyorsunuz işte? Hani işte programınız nasıl? İşte ne zaman tezle bir yazıyorsunuz, yazmıyorsunuz bilmiyorum şu anda ama hani çalışmalarınıza saat kaçta işte devam ediyorsunuz? İşte öğleden sonra ne yapıyorsunuz? Hani böyle bir overall bir gününüzü bir anlatır mısınız? Çünkü merak ettim hani bugünkü şu andaki yani normali yansıtmıyor dediniz ya. Şu an olağan dışı olan hayatınız nasıl yani? Yani şu an hani normal yansıtıyor değil. Mesela okula gidemiyoruz. Okulda bir vakit geçiremiyoruz. Kütüphanede çalışamıyoruz. İşte mesela her hafta bir seminer olurdu bölümde. Mesela onlar çok güzel oluyordu. Her hafta bir başka üniversitelerden araştırmacılar, hocalar gelirdi. Ya kitaplarını, çalışmalarını sunarlardı. Tabii biz bir bunları dinlemek için giderdik. Bir de işte bedava yemek için giderdik. Böyle hani, yani şu an o hani o toplantılarda verilen o dandik pizzayı bile özlüyor insan artık. Hani keşke böyle bir şey olsa da hani gidip o dandik pizzadan bile yesek diyorsunuz. Hani bunlar şu an tabii hayatımızdan çıktı. Yani yine online olarak veriliyor bunlar ama ben hiçbirine katılmıyorum çünkü zaten bıkmışım artık ekrana bakmaktan. Hani böyle bir daha ekrana bakmamı gerektirecek herhangi bir şeye o yüzden katılmıyorum. Hani zaten bu işin güzelliği işte aynı odada bulunmak, soru sormak, işte beraber yemek yemek. Hani bir de zaten doktor öğrencisiyseniz eğer bu tür bedava yemekler sizin için hani bulunmaz bir fırsat oluyor. Ben bazı arkadaşlar tanıyorum. Yani işte elektrik mühendisliğinin toplantılarına gidiyorlar hani o tür şeylerden bedava yemek yemek için. Bunlar ayıp değil bu arada yani Amerika'da. Hatta böyle bekliyorlar ki bitsin toplantı artan kalanları da götürelim yani falan. Yani ilk başlarda çekiniyordum ama ben de şu an öyleyim yani. Hiç, bunda ayıp yok arkadaşlar yani doktor öğrencisi bedava yemek bulduğum yer yani. Bunlar tabii çıktı hayatımızdan ama onun dışında yine aynı aslında çalışıyoruz. Çalışmak hani bizim için artık günlük bir rutin haline geldi. Tabii evde bazen sıkılınca başka bir yerler arıyoruz ama yine çalışma devam ediyor. Yani bir de yani benim günlük hayatım o an yaptığım işle çok alakalı. Mesela artık böyle bir proje üzerine çalışıyorsam, bir ödev yazıyorsam ya bir makale yazıyorsam onu bitirmeden rahat edemediğim için, sürekli aklımda olduğu için, sürekli başka şeylerle ilgilenemediğim için, yani yatarken rüyamda gördüğüm için bir an önce bitireyim de kurtulayım bundan istiyorum. O yüzden yani o benim tabii günlük şeyimi etkiliyor. 5'e kadar 6'ya kadar sabah çalıştığım oluyor yani. Ama bu olmadığı zaman da hani normal günde bir iki saat bir şey okuyup ondan sonra hani film izleyebilir insan, gezebilir, başka yerlere gidebilir. Bu tür şeyler hani yapabiliyor. Bu pandemi bizim için sosyal hayatımızı etkiledi ama hani onun dışındaki kısım tabii olduğu gibi kalıyor yani. Hocam siz şey anlattınız işte gerçekten hocalarımızdan etkilenebiliyoruz. İşte buna da açık Tabii. olmak gerekiyor dediğinizde. Hani ben gerçekten buna çok katılıyorum. Çünkü hani nacizane işte biz de Boğaziçi'nde arkadaşlarımızın sohbetlerinden çok etkileniyorum ben kendi adıma ya da işte bu oluşum bile kendi bölümümüzdeki derslerden sonra oluşan sohbetlerle ortaya çıktı. Siz peki hani Princeton'ı tercih ettiğinizde hani biraz isminden dolayı mı tercih ettiniz? Yani ya da siz orada meçhettiğinizi gerçekten düşünüyor muydunuz? Yani bu böyle bir nasıl o süreçte de nasıl şekillendi kafanızda? Ya şimdi isminden dolayı başvurmadım dersem yalan olur. Yani evet, Princeton sonuçta hani güzel bir yer. İsterdim tabii ama yani sizin isteyip istememeniz çok tabii etkili değil burada. Biraz önce dediğim gibi yani meçhetmeniz önemli. Okul için önemli. Hani sizin için belki önemli olmayabilir. Hani ben burada olayım da ne olsun diyebilirsiniz ama karşı taraf için önemli. Ve ben gerçekten hani uygun olduğumu düşünüyordum. Çünkü yani o bölüm benim çalışma alanlarımla hani uyuşan bir yerde. Hani birçok orada hani şimdi ben mesela Arap Yarımadası dediğiniz zaman ister istemez işin içine dinle giriyor. Yani bunu göz ardı demezsiniz. Tam o konuları çalışan hocalar var. İşte hani sosyal tarih çalışıyorum. Tam onu çalışan hocalar var. Zaten hani düşünce tarihi deseniz onlar var. Hani bu şekilde sadece sizden yani şunu beklemiyorlar. Sadece biz buna bir şey öğretelim demiyorlar. Tam tersine biz bu öğrenciden de bir şeyler öğrenebilir miyiz? Yani Amerika'da ben bu anlayışı çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Hatta ben yüksek lisans yaptığım yerden ayrılırken vedalaşmaya bölüm başkanının yanına gitmiştim. Yani çok teşekkür ederiz. Biz de senden çok şey öğrendik falan demişti. Böyle şaşırmıştım. Nasıl yani? Yani siz benden ne öğrenebilirsiniz? Sonuçta karşıdaki hoca ben öğrenciyim. Ama öyle değil yani. Sizin de oraya bir şey katmanızı bekliyorlar. Ya bu açıdan hani ben tam bir şekilde uyduğumu hani düşünüyorum. En azından çalışma tabii konuları açısından. O şekilde de oldu yani. Şu ana kadar da bir sorun yaşamadım. Çok teşekkür ederim hocam. Yani sizin o nasıl aslında dine de yavaş yavaş ulemaya kaynınızı anlattığınızda hani bir yandan da merak ettiğim noktayı size değinmiş oldunuz. Yani gerçekten Evet yani bunu bu mesela kesinlikle öyle hani açık olmak lazım. Çünkü bu uzun bir süreç. Tabii bak şunu da ben hani söylemek istiyorum. Böyle belki dışarıdan gelen insanlara böyle biraz romantik bir iş olarak gelebilir ama bence doktora bir insanın hani hayatında en rasyonel kararlar alması gereken alan. Eğer rasyonel kararlar almazsanız
Yani bu süreç sizin için bir işkenceye dönebilir, bir zindan olabilir yani. O açıdan hani ben şunu demiyorum, böyle öğrenmeye tamamen açık olun, her ya tabii ki öğrenmeye açık olacaksınız ama bu bir iş. Yani buna ben en azından ben böyle bakıyorum. Biz buraya bir aydın, bir entelektüel olmak için gelmedik. Biz buraya geçimimizi sağlayacak bir mesleğimiz olsun diye geldik. Ben mesela çok varlıklı bir aileden gelseydim doktora falan yapmazdım, yazar olurdum. Kendimi kapatırdım kütüphaneye, zaten gelirim var. 40 yıl çalışır bir kitap yazardım, sonra da ölürdüm yani. Bu öyle değil. Buna bir meslek olarak bakın. Ben de çok isterim. Mesela şimdi bizde Sasani dönemiyle ilgili dersler var. Çok isterim gideyim alayım genel kültürüm olsun ama alamam. Çünkü ona harcayacağım vakitle oturup tezinde kullanacağım bir şeyler öğreneceğim bir ders almam gerekiyor. Çünkü benim 5 yıl bursum var. 5 yıl sonra bursum bitince hadi bir yıl uzattılar diyelim 6 yıl olsun. Ne yapacağım ben? Ne yiyip ne içeceğim? Yani buna kesinlikle rasyonel olarak bakmamız gerekiyor. Önceliklerinizi çok iyi planlamanız gerekiyor. Tabii ki yani değişim açık olmak lazım. Ama bunu hep aklınızda yani kısa süre içinde ben bu tezi yazıp bitirmeliyim. Bu bir meslek, bu bir iş. Ben buraya geçimimi sağlayacak bir işim olsun diye geldim. O hani nasıl bir insan bir marangozun yanına gider, çıraklık yapar, öğrenir bir mesleği. Siz de burada aynı şeyi yapıyorsunuz aslında. Yani maalesef en azından benim gözlerim böyle çok böyle idealist davranırsanız bu süreç sizin için çok iyi olmayabilir. Yani bir söz vardır, en iyi tez bitmiş tezdir diye. Bu çok doğru bir söz. Çok yerinde bir söz. Ne kadar uzarsa sizin için o kadar bu artık bir yük haline gelmeye başlayacak. Yani mükemmel bir tez yazmak isterseniz işin yani günün sonunda hiçbir tez yazmadan yıllarınızı geçirmiş olabilirsiniz. O açıdan hani tabii ki hocalarınız sizi etkileyecek. Tabii ki bulunduğunuz bölümün oryantasyonu, ağırlığı, oradaki genel hava sizi etkileyecek. Ama hiçbir zaman kendinizi kaybetmemelisiniz. Yani ben de hani farklı ilgiler edindim ama yani ana istikametim hep aynıydı benim. Ve hep işte ne düşünürsem, ne ders alırsam ben bunu bu şekilde tezimi kullanabilir miyim? Yani ben yeni gelen arkadaşlara da bu öneriyi yapıyorum ve bütün aslında akademideki yüksek lisans ve doktora yapan arkadaşlara da ben bu öneride bulunuyorum. Yani boşa bir şey yazmamak lazım. Ben bu zamana kadar yazdığım bütün ödevlerden yani günün sonunda bir fayda elde etmeye çalıştım. Bu şu demek değil. Hani o yazdığınız ödevi illa tezinizde kullanacaksınız veya illa makale olarak basacaksınız anlamında demiyorum bunu. Belki de o yazdığınız şeyin aslında ilginizi çekmediğinizi fark etmeniz de bir kazançtır. Hani bir ödev yazdınız diyelim. İleride onunla ilgili bir şey yazmayı planlıyordunuz ama yok bu çok ilerlemedi. Bu hani beklediğim yere çıkmadı. Ben en iyisi başka bir şey yöneleyim. Bu da bir kazançtır. Bu da önemli bir şeydir. Ama işte doktora biraz böyle bir süreç. Eğer çok rasyonel davranmazsanız, kısıtlı bir sürede çalıştığınızın farkında olmazsanız bu hani sizin için çok kötü bir yere de evrilebilir. O açıdan yani kesinlikle rasyonel olmak lazım. Hocam gerçekten bu doktora sürecini bayağı detaylı konuşmuş olduk. Şimdi bizim merak ettiğimiz ayrı bir nokta var. O da şu, hani siz Osmanlı tarihini Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışıyorsunuz. Sonuçta hani Osmanlı tarihini orada çalışmakla Türkiye'de çalışmak arasında fark nedir? Veya hani bunun sonuçta farklı ekoller vardır diye düşünüyoruz biz. Hani Türkiye'de çalışanlar belki daha farklı Osmanlı tarihine yaklaşıyor. Hani bize bu disiplinler arasındaki farkı ya da tarihçi adaylarından da bu alanda çalışmak isteyen tarihçi adaylarına bir şeyler söylemek istersiniz. Ne anlatırdınız? Evet. Ya işte bu tabii biraz garip oluyor. Hani ben kendi ailemden de çevremden insanlar soruyor hani Osmanlı tarihi çalışmaya niye Amerika'ya gidiyorsun diye ama işte gidiliyor maalesef. Hani hepimizin aslında farkında olduğu sebeplerden dolayı. Yani şöyle Osmanlı tarihi çalışmak açısından Amerika aslında iyi bir yer. Yani literatürü ne yazık ki burada şekilleniyor diyebiliriz. Hani temel tartışmalar burada dönüyor. Yani metodolojik çalışmalar daha çok burada yapılıyor. Yani Osmanlı tarihi burada çok kurumsal ilerliyor. Hani son 10 yılda, 15 yılda çok büyük atılım yaptı Amerika'da. Yani çok kurumsal ilerliyor ve aslında bu bana kalırsa bir açıdan şöyle güzel. Roma tarihi nasıl İtalyanların malı değilse Osmanlı tarihi de Türklerin malı değil. Yani bu insanlığın ortak mirası ve bunu farklı insanlar da çalışmalı. Ve ben bundan çok mutlu oluyorum. Mesela Osmanlı tarihi çalışan Araplar, işte Boşnaklar, Bulgarlar, Rumlar, Ermeniler yani olması çok iyi bir şey. Ben Bilkent'te bir Bulgar hocadan Osmanlı tarihi dersi almıştım. Yani bu bence çok güzel bir şey. Çok iyi Türkçe biliyorlar. Ya kendi bölümündeki arkadaşlarımı biliyorum ben. Çok iyi Türkçe öğreniyorlar. Her yaz Türkiye'ye geliyorlar. Yani bizim kadar iyi Osmanlıca okuyorlar. Yani ana dilleri Türkçe olmamasına rağmen. Bunlar iyi şeyler bana kalırsa. Ve Amerika'da da bu işler çok kurumsal ilerliyor. Yani bir Osmanlı tarihi bölümü açıyorlarsa bir yere hemen Türkçe hocası da alıyorlar mesela. Bu çok iyi bir şey. Eğer bir Osmanlı tarihi bölümü açıyorlarsa yazın Osmanlı arşivlerinde çalışmaları için öğrencilere burs da veriyorlar. Yani böyle bir iki kişinin çabasıyla olmuyor Amerika'da işler. Genelde bir kurum olarak, kurumsallık olarak ilerliyor. Bu açıdan çok daha iyi ilerliyor işte. Yani ve Türkiye'deki hani
Şimdi ben Türkiye'deki akademisyenler hakkında bir şey konuşamam. Çünkü yani çok fazla bir bağım kalmadı orayla. Ama az çok böyle hani arada bir hani Türkiye'de de insanlar da ne çalışıyor, ne yazıyor diye açıp bakıyorum. Hani tabii çok iyi çalışmalar yapan hocalarımız da var. Çok iyi bölümler de var. Hani bunlar da oluyor ama mesela yani bazı noktalarda bence mesela ben açıp yüksek lisans veya doktora tezlerine de bakıyorum. Benim gördüğüm temel sıkıntı şu oluyor. Yani tarihçilik arşiv belgelerini günümüzün diline çevirip arka arkaya dizmek değil. Çok iyi Osmanlıca biliyorlar. Bravo. Yani bunu kabul ediyorum. Ama mesela bazı tezler okuyorum ben. İnat ediyorum. Sonuna kadar okuyorum. Bunun argümanı nedir diye. Yani argümanı yok tezin. Bir şey yok. Hani bir masal anlatıyor sanki. Bir hikaye anlatıyor. Yani bu işte bu tarihçilik değil mesela. Bu tür şeyler Türk akademisinde bence oluyor bu tür sıkıntılar. En azından hani ben dışarıdan bakan biri olarak bunu görebiliyorum. Yani arka arkaya arşiv belgelerini koyup oldu, bu oldu, şu oldu. Sonunda işte her fani gibi Osmanlı Devleti de yıkıldı. Yani böyle bir argüman olmaz. Bu argüman değil ki. Hani mesela bazı makaleler görüyorum. Sorduğu bir soru yok. Verdiği bir cevap yok. Yazılmış. Niye yazılmış? İşte ben bu belgeleri okuyabiliyorum. Böyle de bir şey yazmam icap etti. Yazdım. Hani böyle ansiklopedi maddesi gibi. İşte bunlar olmaz yani. Bu tür sıkıntılar bence var. Ve bunların da tabii üzerine gidilmesi lazım. Tarihçi olmak isteyen arkadaşlara ben tabii haddim değil tavsiyede bulmak ama kendime verdiğim tavsiyeleri paylaşabilirim. Bunlar kendime verdiğim tavsiyeler. Bence dört şey gerekli. Yani bu dört şey yapılırsa bir insan gerçekten hani belli bir kademe alabilir bu işte. Birincisi literatürü çok iyi bilmek gerekir. Yani bu olmazsa olmaz. Hani bu bir lüks değil. Literatür bilinecek. Daha önceki çalışmacılar, araştırmacılar, akademisyenler, hocalar ne yazmış bunlara bakılacak. Ve burada benim naçizane tavsiyem, maalesef bu Amerikan Akademisi'nde bir sorun, çok kibirli yetiştiriyorlar doktor öğrencilerini. Ben de bunlardan biriyim. Yani illa bu geçmişte yazılanları yerin dibine sokmak, parçalamak, argümanı çürütmek için bakmamak lazım. Yani biraz böyle tevazu içinde yaklaşırlarsa geçmiş literatüre, ben daha faydalı olacağını, daha fazla istifade edeceklerini düşünüyorum. Yani biz işte, ben de yeni yeni onun farkına varıyorum. Yani böyle 1930'larda, 40'larda, 50'lerde yazılmış şeylere böyle biraz küçümseyerek bakarmışım. Hani işte tamam bak bunları olduğu gibi kabul edin demiyorum ama yani oradaki insanlar da kendi imkanları içinde bunları yazdılar. Yani bugün bir CTRL-F yapıyorsunuz, on binlerce dergiden bir kelime arayabiliyorsunuz. Belki o insanlar tek tek İstanbul'daki, Ankara'daki kütüphanelere dolaşıyorlardı o dergileri toparlayabilmek için. Ben yaşça büyük hocalarımdan bizzat duydum. Yani bırakın belgeleri okumayı, bir belgeyi bulmak bile büyük meseleye gidiyorlar arşivde. Yani kendi imkanları içinde, kendi sahip oldukları işte imkanlar içinde onlar da bir şey ürettiler. Bizim görevimiz onları tabii ki eleştirmek ama bunu biraz böyle hani tutarlı yapmak gerekir diye düşünüyorum. Yani eski literatürü bilmek önemli. Literatürü tanımak. Ve bu yani çok da zor bir iş değil. Bir insan azmetse bir iki yıl içinde yani genel hatlarıyla en azından bunu başarabilir. İkincisi gerekli olan şey araştırma dillerini bilmek. Bu da çok önemli. Yani eğer tarihçiyseniz çalıştığınız bölgenin dillerini bilmek gerekiyor. Ve bu çok aslında biraz uzun zaman isteyen bir şey. Yani bir anda olacak bir şey değil. Osmanlıca'da bile hani ben Osmanlıca biliyorum diye bir şey yok. Farklı yazı tipleri var, farklı dönemler var. Dönemden döneme dil değişiyor. Yani bazı hocalarımız hani şey demişlerdi yani benim 25 yıl önceki öğrencilerim bile mail atıp işte hocam burada ne yazıyor okuyamadım falan diye soruyorlar demiş. Yani bu bir ömür isteyen bir iş. Bu da olmazsa olmaz yani bunu bilmek gerekiyor. Ve bunu da yine rasyonel davranmak gerekiyor. Mesela her dili mükemmel öğrenemezsiniz bu yıllar alır. Mesela eğer sizin tez yazmada ihtiyaç duyduğunuz şey mesela diyelim Fransızca belgeleri okumaksa sadece okuma yeteneğinizi geliştirmek için çalışmanız sizin için daha mantıklı olabilir. Yani konuşma, dinleme bunlar da olsa tabii daha iyi olur ama eğer birinci hani dillerinizde. Yani ben sadece işte Fransızca kaynaklarda olsam iyi olur diyorsanız çok böyle hani aşırı derecede sizin için önemli değilse böyle o dili mükemmel öğrenmek için harcayacağınız zamanla çok daha farklı yetenekler elde edebilirsiniz. Bu yüzden mesela dikkat ederseniz tarihçilerin CV'lerinde mesela bazı diller yazar. Diyelim Portekizce reading der, okuma. Yani okuyabiliyorum ama konuşamıyorum veya duyduğumu anlayamıyorum. Neden? Çünkü benim işim yazılı metinlerle zaten. O yazılı metni okuyup anlayabiliyorsam benim için yeterli. Onu konuşmak için, yani konuşmayı öğrenmek için harcayacağım zamanla başka bir şey elde edip onu hani kendi tezim için kullanabilirim demektir bu. Ya bu açıdan hani bunda da dikkatli olmak lazım. Her şeyi yapamazsınız ama birinci derecede önemli olan araştırma dillerinizi öğrenmeniz gerekir. Üçüncü olan şey metot bilmek de tabii çok önemli. Yani tarihçiliği, menkıbecilikten, işte akademisyenliği bir işte kahve toplantısından ayıran şey daha çok metot oluyor. Bunu da öğrenmek gerekir. Ve son olarak da arşivler veya birincil kaynaklar. Hani bu da çok önemli. Benim için arşivler çok önemli ve
Ben hep şunu der, şunu söylerim. Tabii ben bazen okulda hocalar benimle işte arşiv fetişisti diye dalga geçiyorlar arada bir. Ben de hani gururla evet öyleyim diyorum. Gururla bir arşiv fetişisti olduğumu söylüyorum yani. Hiçbir zaman arşivde harcanan zaman kayıp değildir. Ben bu zamana kadar çok mükemmel tezler yazmış bazı kişilerle görüştüm, konuştum. Hani bu konuya nasıl karar verdiniz diye sorduğumda tesadüfen, arşivde tesadüfen denk geldi diyorlar. Bu şans çok önemli bir şey aslında tarihçilikte. Ama o şansınızı arttırabilmek için de çok fazla vakit geçirmeniz gerekiyor. Yani bir belge görürsünüz. Daha önce kimsenin dikkatini çekmemiştir o ve çok ilginçtir. Oradan bir başlarsanız ondan sonra yani inanılmaz bir yere götürür sizi. O yüzden yani bu birincil kaynaklarla haşır neşir olmak çok önemli. Bu bir el yazması olur, başka bir şey olur. Hani illa arşiv olacak diye bir şey yok ama benim kendi çalışma alanım açısından bu arşiv. Bunlarla çok fazla vakit geçirmek lazım. Çok fazla bu birincil kaynaklarla haşır neşir olmak lazım. Yani iyi bir aslında işte tarihçiliği diğerlerinden ayıran şey de bu. Yani hep aynı şeyleri tekrar etmenin, önüne geçmenin yolu bu. Bu dört şey yapılırsa, ki bunlar benim kendime verdiğim tavsiyeler, bence yani bir insan en azından doktora sürecinde keyifli bir öğrencilik hayatı geçirebilir. Çünkü yeni bir şeyler keşfettiğiniz zaman onun size verdiği bir haz var. Yani bu dört şey size işte bunu sağlayabilir. Hocam çok teşekkür ederiz. Zamanımız da az kaldı zaten. Evet. Son sorumuzla programımızı kapatalım istiyoruz. Hocam siz de büyük ihtimalle biliyorsunuzdur, yakından da takip ediyorsunuzdur. Bizim okulumuzda Boğaziçi Üniversitesi'nde 2 Ocak'tan bu yana bir akademik özellik mücadelesi veriliyor. Akademik bağımsızlık mücadelesi veriliyor. Öğrencisinden, akademisyenine, mezunundan, bütün çalışanlarına kadar hepimiz kayyum atamasına karşı bir bağımsızlık, akademik bağımsızlık, üniversite özellikliği mücadelesi veriyoruz. Bu noktada size şunu sormak istiyoruz. Akademik özelliğin ve akademik özgürlüğün sizin üniversite yaşam alanı ve sizin akademik hayatınız için önemi nedir? Siz nasıl görüyorsunuz akademik özellik ve akademik bağımsızlığı? Yani üniversite bir bina değildir. Yani üniversite dediğiniz şey üniversite binasından ibaret değildir. Hani böyle çok gösterişli, çok şaşalı binalar yapabilirsiniz ama bu üniversite anlamına gelmez. Yani siz alüminyum kaplama, PVC doğrama binanın önüne kuruluş tarihi olarak 1300 milyon kaç yazarsınız ama bu komik bir şeydir. Kimse buna inanmaz. Veya işte kuruluş tarihi 1453 yazarsınız ama yani kaç yıl kesintisiz olarak eğitim verilmiş? Bu önemli bir şeydir yani. Bu işte süreklilik önemlidir. Kurumsallaşma önemlidir. Siz kesintisiz olarak kuruluş tarihinize kadar ders veren hocaları, verilen dersleri böyle takip edebiliyor musunuz bir zincir gibi? Bunlar çok önemli şeylerdir. İşte bunu sağlayabilmek için de yani üniversitelerin özerk olması gerekir. Yani mesela Cambridge Üniversitesi yayınları 1570'lerden itibaren kesintisiz olarak kitap basıyor. Bakın bu çok büyük bir başarı. Yani bu bana inanılmaz geliyor. Bir kurumun 1500'lü yıllardan itibaren hiç kesintiye uğramadan fonksiyonunu eda edebilmesi, görevini yerine getirebilmesi muazzam bir başarı. Bunu sağlayabilmek için de yani bu tür hani üniversitelerin kendi alanının olması gerekiyor. Aksi takdirde yani mesela üniversitenin adının değiştirilmesi. Bu yani çok gerekmedikçe yapılmaması gereken bir şey. Kampüslerin bölünmesi, adının değiştirilmesi işte veya dışarıdan müdahale olması bunlar üniversitenin ruhuna aykırı şeyler. Şimdi yani mesela işte Princeton neden Princeton? Yani Princeton 1700 bilmem kaçtan itibaren yani aynı. Bir mesela kütüphaneye bir şey bağışladığınız zaman Princeton'da veya mesela arşivinizi bağışladığınız zaman bilirsiniz ki yani bu dünya var olduğu sürece bu üniversite olur. Ve bunlar da bu arşive sahip çıkar, bu kütüphaneye sahip çıkar. O yüzden gönül rahatlıkla bağışlayabilirsiniz. Yani inanılmaz koleksiyonlar var. Böyle çok zengin Amerikalılar. 300 milyon değerinde koleksiyonu var adamın. Üniversiteye bağışlıyor. Niye? Hani ben ölürümce belki benden sonra gelecekler bunlara sahip çıkmaz ama bu üniversite çıkar diyor. Çünkü biliyor ki yani bu dünya var olduğu sürece bu üniversite olacak. İşte bunu yani başarın yerlerde güçlü bir akademi oluyor. Üniversite bir kurum olarak ortaya çıkıyor. Aksi takdirde boş. Siz binaya indirgiyorsunuz. Ve bir de şöyle bir şey var. Hani işte bizde daha çok yüksek fil dişi kulesi olarak eleştiriliyor ama yani böyle şeylerin olması gerekiyor. Ben mesela bizim bölümdeki yazılan tezlere bakmıştım. İkinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli olduğu zamanlarda bile işte bilmem antik dönemdeki işte bilmem ne hakkında tezler yazılmış yani. İşte biraz bu lazım. Çünkü o savaş bir gün bitecek. Eninde sonunda bitecek. Ama insanlığın bu bilimsel ilerleyişi durmamalı. Yani hayatını papağanların üremesini incelemeye adamış bir bilim adamının yaptığı çalışma işte toplumsal sorunları çözmeye adamış bilimin yaptığından daha değersiz değil. İnsanların bilimi aşkına siz ket vuramazsınız. Bilimi aşkını hiyerarşilere tabi tutamazsınız. Yani biraz artık üniversite böyle olmalı. Hani bilimi aşkının yerine getirdiği şeyler olmalı. Doğrudan hemen bir sonuç almaya odaklı bir şey yaptığınız zaman iş o biraz
hani ticarethaneye dönüyor. Yani üniversiteleri biraz işte zaman tanımak lazım. Bunlar hani çok uzun zaman alan kurumlar ve çok uzun zamandan sonra aslında yerleşen kurumlar. O yüzden çok böyle aceleci davranmamak lazım. Yani böyle hemen kısa sürede bir sonuç almak istendiği zaman işte o biraz ticarethaneye dönüyor. Ve o da üniversitenin aslında ruhuna aykırı. Ya bu açıdan umarım bir gün biz de hani ülkemizde bu meseleyi tam anlamıyla oturturuz ve yani akademik özellik ve özgürlük anlamında da önemli bir aşama kat ederiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz cevaplarınız için. Bizi gerçekten çok bilgilendirdiniz. Ben teşekkür ederim. Çünkü Akademi Yolunda'nın 7. konu Ömer Faruk Topal'dı. Uzun bir aradan sonra bu içeriğimizin yeni bölümünü çekmiş olduk ve devamı da gelecek. İzleyen herkese çok teşekkür ederiz. Devamı izlemek isteyenler için Post 302'nin Twitter ve YouTube kanallarını takip edebilirler. Ömer Faruk hocamız da zaten Twitter'da oldukça aktif biri. Onu da Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki programa kadar görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkürler.